Evet merhaba arkadaşlar bu dersimizde ne yapacağız? Bu dersimizde Tarık Hoca size destan motiflerini anlatacak. Neden destan motiflerini anlatıyorum? ÖSYM bunu daha önce sordu. Tekrar sorma olasılığı var arkadaşlar. Hemen şu destan motiflerini bir görelim mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Bir destan motiflerini e, görelim. Arkadaşlar destan motiflerinde olmazsa olmaz en önemli motif. Yani hemen hemen her destanda karşımıza çıkan kutsal bir Hayvan olarak dediğimiz kurt. Arkadaşlar Türkler ne diyor? Biz bozkurttan geldik arkadaşlar. Destanlarda e, biz bunu görürüz. E, des, e, kurdun yol gösterici olması, kurttan türeme. E, bunlar Türk destanlarında çok fazla kullanılan e, motif olarak e, karşımıza çıkıyor. Bir başka motif ok ve yay Arkadaşlar burada madencilik karşımıza çıkıyor. Türklerin madenci olması karşımıza çıkıyor. Savaşçı bir ulus olması karşımıza çıkıyor. O yüzden biz ok ve yay motifini çok fazla görürüz destanlarda. Hem Türklerdeki madencilik meselesi hem de Türklerin savaşçı bir ulus olma meselesi burada karşımıza çıkıyor. At motifi arkadaşlar at kahramanın en iyi dostudur, yoldaşıdır sahibini korur, kimi zaman ona yol gösterir. En zor anında arkadaşlar, kahramanın en zor anında kahramanın yanına gelir. Hani Battal Gazi'de falan görmüşsünüzdür Cüneyt Arkın filmlerinde. Hani en zor durumda at gelir arkadaşlar, kahramanı kurtarır. Böyle bir sahibini korur, yol gösterir. Böyle bir motif karşımıza çıkıyor. Mağara motifi özellikle İslamiyet öncesi motiflerde karşımıza çıkıyor. Bir sığınak, bir anne karnı, ana karnı temsil ediyor arkadaşlar. Bir sığınak olarak mağara karşımıza çıkıyor. İhtiyar. Burada arkadaşlar ihtiyardan kastımız aksakallı dede meselesi. Şimdi bu ihtiyar nedir? Aksakallı dede ya da ihtiyar meselesi nedir arkadaşlar? Destanlarda hükümdarların akıl danıştığı, öğüt aldığı arkadaşlar, kişilerdir, yaşlılardır. Bazen rüyaya girebilirler. Bazen direkt destan içerisinde öğüt verebilirler, akıl danışılan arkadaşlar bir ak sakallı dede vardır, ihtiyar vardır onu da söyleyelim. Mesela dede Korkut bunun en güzel örneğidir arkadaşlar. Işık arkadaşlar ışık motifi yine çok önemlidir özellikle kutsallık vardır. Mesela işte gökyüzünde ilahi bir ışıkla Tanrının gelmesi meselesi vardır, İlahi ışıktan gelme meselesi vardır. Kadınların ilahi ışıktan ışıktan domu meselesi vardır. Mesela arkadaşlar Uygurların Türeş Destanında o ilahi ışık meselesini görürüz. Mesela o ışıktan nedir? Bir kurt çıkar karşımıza. Bu kurt ne olur arkadaşlar? Daha sonra bu kurt Uygur hükümdarı kızını bu kurtla evlendirir bir ilahi ışık meselesi burada da karşımıza çıkıyor. Biz bunu İslamiyet'te mesela nur olarak görüyoruz. Nur İslamiyet öncesinde ışık olarak karşımıza çıkıyor. Rüya motifi. Arkadaşlar rüya e, hem İslamiyet öncesinde hem İslamiyet sonrasında destanlarda önemlidir Neden? E, kazanılacak başarı ya da yaşanacak felaket düş yoluyla öğrenilir. Yani rüyada e, gördüğün ya olumlu ya da olumsuz şekilde hayata yansıdığı düşünülür ve rüya motifi karşımıza çıkar. Ağaç motifi. Arkadaşlar. Türklerin çok çok eskiden bir mağaradan sonra bir orman kültüründe yaşadıkları ve ağaçları çok kutsal saydıkları tarihte görülür. Ağaç gerçekten kutsaldır. Neden kutsaldır? Bir sığınaktır. Ana ya da atadır. Yani bir ecdat olarak görülür. Devleti temsil eder. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeyim ben. Ağacın gökyüzüne doğru uzanması onun kutsalını daha da arttırır. Yani hem ağaç hem da gökyüzüne arkadaşlar daha yakın oldukları için kutsal sayılırlar. onu da söyleyelim. Kırklar meselesi arkadaşlar 40 sayısı. 40 sayısı çok çok fazla kullanılır. İşte 40 gün 40 gece düğün var vardı mesela bizde hala kullanılır değil mi? 40 gün 40 gece düğün deriz. Destanlarda mesela şu vardır. Örnek olarak buraya yazdım. Oğuz Kağan'ın 40 günde yürümesi mesela Oğuz Kağan destanında. Oğuz 40 günde yürümesi. Bir 40 sayısı çok fazla kullanılır arkadaşlar. 40 sayısı çok fazla yer alır. Bir başka motifimiz ya da taşı. Arkadaşlar ya da taşı ya da kutul taşı. Türklerin kutsal kabul ettikleri bir taş. Milli birlik ve bütünlüğünü sağladığı bir taş. Halkın mutluluğunu ve devlet temsil eder. E, Türkler arkadaşlar mesela Göç Destanı'nın bunun en güzel örneğidir. Türkler bu yada taşını ya da diğer ismi de söyleyeyim kutul taşı arkadaşlar. Bazı kaynaklarda kutul taşı olarak geçiyor. Öğrenciler soruyor hocam bu kutul taşı nedir? Bazı kaynaklarda kutul taşı olarak geçiyor. Bu taş eğer verilirse mesela göç destanında e, çeyiz olarak veriliyor Çinlere ve ülkeye kıtlık geliyor, ölüm geliyor. Bir sürü olumsuzlukla karşılaşıyorlar. O yüzden diyorlar ki ya da taşı kutsaldır bunu ne olursa olsun vermeyelim diyorlar. Böyle bir e, motif karşımıza Çıkıyor arkadaşlar Çok belirgin motifler bulunan arkadaşlar Kurt, ok, yay motifi At, mağara, ihtiyar Aksakal, dede ya da ışık motifi Rüya motifi, ağaç motifi Kırklar motifi ve ya da taşı motifi Arkadaşlar bununla ilgili bir soru Gelirse bu soruyu Kaçırmayacağız arkadaşlar Evet kanalıma abone olun Arkadaşlar bu güzel videolardan Mahrum olmayalım İyi çalışmalar İyi dersler arkadaşlar size.